hayatının, kültürel hayatının en zengin olduğu yüzyıllardan birisi de olabilir gerçekten. Ama modern öncesinde moderniteyle beraber gelen, biz geri kaldık, geri kalmışlığımızın bir psikolojik travmasının da getirdiği bir psikolojiyle 18. yüzyılı en az çalışılan, en az değerli yüzyıl gibi bir algıya da yönelmişiz. Böyle bir en azından entelektüel anlamda, kültürel anlamda, ilmi anlamda böyle bir bakış açısı var. Sanki 18. yüzyıl bizim gerilememizin en batak, en dip noktası gibi bakmışız ve bu sebeple de orayı çok fazla ihmal etmişiz. Bugün içerisine girip tekrar yeniden buraya baktığımızda anlıyoruz ki aslında 18. yüzyıl diğer yüzyıllardan hiç de aşağı kalacak bir yüzyıl değil ve ilmi bakımdan, entelektüel ve tefekkür boyutuyla 18. yüzyıl aslında Osmanlı ve İslam ilim ve kültür hayatının zirvesini teşkil eden yüzyıllardan birisi. Buna böyle baktığımız zaman ben o yüzyıllardaki entelektüel ürünlere, ilmi ürünlere çok daha farklı bir gözle bakacağız diye düşünüyorum ve bakış açımızı, perspektifimizi değiştirdiğimizde bu konuların çok daha özgün ürünler ortaya çıkaracak şekilde çalışılmasına imkan hazırlayacağız diye düşünüyorum. Ben bu vesileyle toplantımızın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Toplantının ya katılımıyla bizi onurlandıran, şereflendiren İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahmut Ak hocama çok teşekkür ediyorum. Zeytinburnu Belediyesi bu işe başlangıçtan beri bize büyük bir destek verdi ve bizi bu toplantının hazırlanması aşamasında, lojistiğinde ve icrasında bize çok fazla bir iş bırakmadı. Biz sadece ilmi, entelektüel kısmıyla ilgilendik. Diğer kısımlarında gerçekten çok büyük desteği oldu. Başta başkanımız olmak üzere tüm belediye yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Tabii ki bu toplantıyı fakültemiz adına, üniversitemiz adına üstlenen ve ilmi bir şölen halinde bugün önümüze getiren bir ekip var. Başta Doçent Doktor Ahmet Hamdi Fırat hocamız olmak üzere ekibine, tertip heyetine ve çalışanların tümüne teşekkür ediyorum ve sizlere de böyle bir toplantıya katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı, bereketli bir toplantı olur. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ve Sayın Dekan'ın da ifade ettiği gibi bunun 4.sı ve 15. yüzyılda başlamıştık. Geçen yıl 17. yüzyılı tema edinmiştik ve oldukça büyük bir ilgiye mazhar olmuştu. Bu yılki sempozyumumuzun da ilgiyle takip edileceğine inanıyoruz. Değerli konuklarımız, tarihin önemli dönemlerinden biri olan klasik dönemden modern döneme geçiş süreci olarak da görülen 18. yüzyıldaki alimleri, fikri eserleri ve müesseseleri, dünyanın farklı merkezlerinden gelen, ülkemizin farklı noktalarından gelen akademisyenlerimizin de katılımıyla anlayıp özümserken geçmişle bugün arasında bir köprü kurmayı da amaçlıyoruz. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimizi ifade ederken bu etkinliğimizin hamisi saygıdeğer belediye başkanımız Sayın Murat Aydın'ın sizlere saygıları, selamları var. Zira aramızda değiller, olamıyorlar. Zira bir önemli vefat haberi dolayısıyla aramızda değiller. Önümüzdeki oturumlara katılacaklar inşallah. Kendilerinin sevgileri, saygıları sizlere hemen iletelim istiyorum. Ve kendilerine vekal eden aramızda bulunan belediye başkan vekilimiz Sayın Gökhan Kasap'ı konuşmaları için alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. İstanbul Üniversitesi ile beraber düzenlediğimiz Sahn-ı Seman'dan Darülfünun'a sempozyumunun 4.sine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sunucu arkadaşım iletti ama ben de bir kez tabii tekrarlamak istiyorum. Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın bütün hocalarımıza ve katılımcılara selamını gönderdi. Yakın bir akrabasının vefatından dolayı memleketine gitti. İnşallah önümüzdeki oturuma katılmasını umut ediyoruz.
Osmanlı İmparatorluğu tabii müthiş bir cihan imparatorluğu. Gittiği her yere adalet, huzur götürmüş, kalkınma götürmüş bir imparatorluk. İnsanlığa fikri ve ilmi çalışmalarıyla, kültürel çalışmalarıyla her zaman katkı sağlamış. Biz de bu sempozyum kapsamında, bu dördüncüsünü düzenlediğimiz sempozyum kapsamında bu çalışmalar nelerdir? Neler geliştirilmiş, neler sunulmuş ve insanlığın faydasına neler verilmiş? Bunları görmek istiyoruz. Burada çok değerli hocalarımız var. Onlardan çok kıymetli tebliğler dinleyeceğiz ve bu bilgilerden inşallah istifade edeceğiz. Hepinize tekrar sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Belediye başkanımızın yine sevgilerini, saygılarını, selamlarını iletiyorum. İnşallah hayırlara vesile olsun sempozyumumuz. Güzel bir şekilde bugün ve yarın iki oturum şeklinde olacak. Bunu neticelendiririz. Hep birlikte buradan faydalanmış olarak ilmi dünyamızın biraz genişlemesine vesile olmuş olarak ayrılmayı umut ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepiniz Allah'a emanet olun. ...kaldığını ve Türk usulü başlangıcı yine Türklere yakışır bir şekilde bir üstün gayretle benim sürdürülebildiğinin de en güzel örneklerinden birisi. Çünkü şu anda dördüncüsünü idrak ediyoruz ve beş ve belki altıncısı tasavvur ediliyor, planlanıyor. Bu da bize kültür tarihimizin ne kadar derin olduğunu, etkili, zengin, ilmi mahsullerle dolu olduğunu gösteren gurur verici bir tablo. Evet, Sahne Seman'dan Darülfünun'a Osmanlı ilim ve fikir dünyasına şöyle baktığımız zaman esasında bu kıymetli dekanın da bahsettiği gibi yüzyıl gidildiğinde birçok ayrıntıya girilemediği ancak genel tablonun çizilebildiği görülmektedir. Bu bize gurur veren bir şikayettir. Çünkü kültür dünyamızın zenginliğini gösteren bir üstünlüktür aslında. Evet, 18. yüzyıla geldiğimiz zaman bizim tarihimizde 18. yüzyıl maalesef hakkıyla değerlendirilip algılanabilen bir yüzyıl değil. Malum olduğu üzere Osmanlı Devleti değerlendirilirken dönemlere ayrılma zafiyetiyle mazurdur. Halbuki devletin tamamını belli dönemlere ayırarak değerlendirme çok da isabetli değildir. Çünkü değişik branşlarda, değişik yüzyıllarda farklı seyirler izlenebilmektedir. 18. yüzyılda bunlardan birisi. Malum olduğu üzere bizi Karlovç Anlaşması'na götüren 2. Viyana Kuşatması'ndan sonraki dönemde bazı toprakların el değiştirmesiyle gerek askeri unsurlar gerekse halk iki ayrı yönetimi belli yıllarda görme şansına erişmişlerdir. Bu da farklı toplumların yeniden bir arada yaşamaları şeklinde yeni bir uygulamayı ortaya çıkardı. Bu kesişme ve dayanışma 18. yüzyıla pek çok zenginlik kazandırmıştır. Bu yöneyle baktığımız zaman bizim ilim dünyamızın mahsulleri esasında bir genel çizgi halinde ve de belli tabakat ilimleri dediğimiz belli zümrelere ait bir kaynakların oluşturulması şeklinde tezahür etmiştir. Bu yönüyle İsamettin Efendi'nin Şakayık'ın Numaniyesi ve zehirlerine baktığımız zaman Necdi ile başlayan tercüme ve Atay ile başlayan zehir geleneğini değişik yüzyıllarda farklı ve güzel örneklerini ve bugün üzerinde akademik çalışmalar yapılan kıymetli örneklerini verdiğini biliyoruz. Ki bunun 18. yüzyılda da yansımaları var. Üzerinde şu anda efendim Şeyhi ve Uşakizade üzerinde doktora tezleriyle sürdürülmektedir ki bunun 19. yüzyıla yansıyan, 20. yüzyıla yansıyan zehir geleneği de vardır. Diğer önemli bir kaynak, bildiğiniz gibi ona 17. yüzyılda bağımsız tarih kitapları yanında ve kaynameler daha belirginleşmeye başlamıştır. Daha önceki şeyhnamelere ilave eden. Ve kayname geleneğinin 18. yüzyılda çok güçlü temsilcileri vardır. Bugünkü tarih kültürümüzün en temel kaynakları 18. yüzyılda yazılan ve kaynamelerdir. Çünkü bunlar hem 18. yüzyıl olaylarını anlatırken hem de 17. yüzyıldaki bilgiyi de değerlendiren tarihte de kıymetli kaynaklardır. Diğer taraftan gerek Devadır Meşayih gerek Sadikatül Üzera ve diğer eserlerin zehirleriyle de 18. yüzyıl ve sonrası bize gurur verecek şekilde zenginleşmiş tablolardır. Öte yandan 18. yüzyılın belirleyici özelliklerinden birisi de Divan-ı Hümayun'dan bağımsız olarak Baba Ali'nin oluşması ve Baba Ali ile birlikte mesleki eğitimin de kendi kuralları içerisinde güçlenmesidir.
Buradan kastettiğim hem mali alanda hem de reis bir kitapların daha da teşkilatlanmasıyla beraber diplomasi alanında çok önemli eserlerin ve uygulamalar ortaya konduğu biliniyor. Nitekim o zamana kadar Osmanlı Devleti tek ve tartışmasız büyük devlet olduğuna inanır ve bunu da herkese kabul ettirirken 18. yüzyıldan itibaren bugünkü uluslararası diplomasiye uygun olarak şekilde diplomasiyi öğrenip diplomasiyi uygulayan bir devlet haline gelmiştir ki bunun da hem belgelere hem de diğer unsurlara yansımalarında görmekteyiz. Diğer taraftan coğrafi alanda 17. yüzyıl ve 16. yüzyıl biterken ortaya konan gerek Aşık Mehmet, gerek Katip Çelebi ve Evliya Çelebi'nin mahsulleri 18. yüzyılda İbrahim Müteferrika ve takipçileri tarafından ayrı bir disiplinle ve üslupla değerlendirilmiştir. Coğrafya yazımı bakımından da 18. yüzyıl özellik arz eden bir yüzyıl olmuştur. Tüm bu mahsullerin ortaya konması, başta da bahsettiğim gibi dünyayla entegre olacak şekilde dünyadaki ilmi gelişmeyi takip etmek üzere 18. yüzyılın en önemli özelliklerinden birisi Osmanlı coğrafyası dışındaki ilmi çalışmalara ulaşmaya mümkün kılacak şekilde bir tercüme odasının kurulmuş olması ki Şair Nedim'in bunun içerisindedir. Şair Nedim'in de olduğu çok önemli bir tercüme heyeti kurulmuş ve bu tercüme heyetinin de çok değerli tercümeleri ortaya çıkmıştır. Yani 18. yüzyıl, evet dekanımızın söylediği gibi sadece belli branşların adını saysak bile bu sempozyumu dolduracak zenginliktedir. İşte öyle görüldüğü gibi gerileme döneminin efendim temsil edildiği bir dönem değildir. Her yönüyle yeni çalışmaların, özgün çalışmaların ortaya konduğu ve sonraki yüzyıllar çalışmalara da öncülük ederek seviyede ciddi mahsullerin olduğu güçlü bir kültür ve ilim fikir dünyasını temsil eden dönemdir. Bu itibarla buradaki kıymetli araştırmacıların bu alanları kendi perspektifleri bakımından büyük bir dirayetle ortaya koyacaklarına eminiz. Bu mahsullere bir an önce ulaşmak ümidiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.